Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere yeni aldığım Barbie öğretmen setini tanıtacağım. Barbie öğretmen setiyle harika oyunlar oynayabiliriz. Öğretmencilik oynayabiliriz, beden öğretmeni olabilir Barbie, sınıf öğretmeni olabilir, İngilizce öğretmeni olabilir. Diğer oyuncaklarımızdan sınıfımıza arkadaşlar ekleyebiliriz. Yani çeşitli çeşitli oyunlar oynayabileceğimiz harika bir set olduğunu düşünüyorum. Şimdi hızlıca bu ambalajı açacağım. İçinde neler var size tek tek göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet, paketimizi açtık. Şimdi içinden neler çıkıyor hızlıca size tanıtayım. Daha sonra da ilk oyunumuza başlayalım. Bu Barbie'nin öğrencisi. Ben isminin Ece olmasını istiyorum. Ece'nin okul çantası. İşte Ece. Ece sen şimdi otur. Bakalım senin çantandan neler çıkacak. Bu matarası suluğu Ece'nin. Bu da çantası. Çantasını açıyoruz. Aa, çantasında hiçbir şey yok. Ama ben onun için çok güzel kalemler ve defterler hazırlayabilirim. Birazdan onu da size göstereceğim. Çantasını koyuyoruz. Matarasını da yanına koyuyorum. İşte sıra Ece'ye geldi. Ece'nin çok güzel bir elbisesi var. Okul için çok uygun. İşte Ece'nin sarı saçları, Barbie gibi mavi gözleri gerçekten çok güzel. Ayakkabıları pembe, bot şeklinde. Bakın saçı da ne güzel örgülü, görüyor musunuz? Okulda toplu saç çok daha iyi olur. Evet, Ece burada dursun. Ece'nin sırası derslerini çalışmak için kitabını, defterini buraya koyuyor ve bu sarı yere de oturuyor. Otur bakalım Ece. Çantanı da önüne al. Bu da senin suluğun. Hadi bakalım sen şimdi bizi bekle. Evet, bu da öğretmenimiz. Ben öğretmenimizin adını Duygu koydum. Evet, Duygu öğretmenimizin elinde tahtayı silmek için bir tahta silgisi var. Pembe renkte. Sarı uzun düz saçları. Güzel bir mavi ceketi var. Kırmızı bir pantolonu ve siyah ayakkabıları. Evet, gayet renkli ama bir o kadar da okul için uygun bir kıyafet olduğunu düşünüyorum. Evet, Duygu öğretmenimizi de buraya koyduk. Bu da yine paketimizin içinden çıkan tahtamız. Bakın işte tahtanın tam üstüne bir tebeşir yerleştirmişler. Bunu birlikte açalım. Bantla yapıştırmışlar. İşte bu kadar. Tebeşiri de çıkarıyorum. Bu beyaz renkli bir tebeşir. Eğer evde başka renkli tebeşirleriniz varsa bence bu tahtayı onlarla da yazı yazabilirsiniz. Evet, şöyle bir A yapalım. Tebeşiri koymak için sarı bir yer var. Ve hemen alt kata geçiyorum. Burada da bir masa var. Duygu öğretmen bazı ihtiyaç duyabileceği araçları, gereçleri bu masaya koyabilir. İşte sarı bir makas. Masanın üzerine bırakıyorum. Bir dünya buradan coğrafya ya da hayat bilgisi derslerinde öğrencilerine şehirleri, ülkeleri, okyanusları, denizleri, kıtaları tanıttığı dünya. Evet, onu da buraya yerleştiriyorum. Bence harika fikirlerle çok güzel oyunlar oynayabileceğimiz bir oyuncak. Hadi şimdi güzel bir kurguyla oyunumuza başlayalım. Barbie öğretmen setinde maalesef kalem yok. Ben Ece'nin kullanması için, Duygu öğretmenin kullanması için güzel bir kalem seti hazırlayacağım. Ben boya kalemleri yapacağım. Dilerseniz siz de boya kalemi ya da kurşun kalem hazırlayabilirsiniz. Bunun için kürdan kullanıyorum. Şimdi kürdanı mor bir boya kalemine çevireceğim. Güzelce boyuyoruz. Boyayın, 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 boyayın. Hiç ahşap rengi kalmayacak. Bir şekilde boyayın, boyayın. Bu mor renkli bir boya kalemi olacak. Dilerseniz kaleminizin üzerine süsler de yapabilirsiniz. Ya da eminim sizin çok güzel, sevimli
etiketleriniz vardır. Onlardan da yapıştırabilirsiniz üzerine. İşte kalemi boyadık. Şimdi kalemin ucunu boyuyorum. Bu mor renkli bir kalem olduğu için ucunda da mor olmalı tabii ki. Evet, güzelce kalem tıraşla açılmış. Şahane bir kalem gibi oldu gerçekten. Şimdi biraz süslü olsun diye mesela bir başka renkle üstünü boyayabiliriz. Ben gri kullandım. Siz başka bir renk de kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi bir tırnak makası yardımıyla bunu kesiyorum. Bu kısımda büyüklerinizden yardım almanız daha iyi olabilir. İşte. İşte bakın kalemimiz hazır. Ben Barbie'nin diğer oyuncaklarından birini aldım. İşte bu vazonun içerisine kalemlerimi yerleştirebilirim. Şimdi bir başka renk hazırlıyorum. Evet, morla pembe güzel olur değil mi? Bir de pembe boya yapalım bakalım. Boya kalemi yapalım. Yoksa bu turuncu mu? Evet, bu kırmızı. Kapağını yanlış kapattığımızda maalesef boyaları olduğundan başka renk zannedebiliriz. Yani lütfen boyalarımızın kapaklarını birbirleriyle eşleyip öyle kaldıralım yerine. İşte kırmızı renkli bir boya kalemi. Ucuna yine şöyle bir gri süs. Eminim siz çok daha eğlenceli boya kalemleri yapacaksınızdır. İşte kırmızı renkli boya kalemimiz de hazır. Onu da diğerinin yanına koyuyorum. İstediğim başka renklerde kalemleri hazırlayıp daha sonra onu Duygu öğretmenin masasına yerleştireceğim. İşte böyle. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle sayıları çalışacağız. Ben tahtaya sayıları yazacağım. Siz de okumaya çalışacaksınız. Aynen geçen hafta öğrendiğimiz gibi. Ececiğim, hazır mısın tatlım? Evet öğretmenim, hazırım. Ben sayıları evde de çalışmıştım zaten. Harikasın Ece. Çok çalışkan bir öğrencisin gerçekten. Şimdi ben tahtaya yazmaya başlıyorum. Bakalım kim bilecek? Evet, tebeşirimizi alalım. İşte bu sayıyı kim bilecek? Öğretmenim ben. Söyle bakalım Ece. 2. Aferin sana. Harikasın gerçekten. Şimdi bir tane daha yazıyorum. Evet Ece, bu sayıyı biliyor musun? Evet öğretmenim. 5. Aferin sana. Demek ki sayıları iyice öğrenmişsiniz. Öyleyse bugün sizinle dünyamızı tanımak istiyorum. Evet, önce dünyayı alalım. Ece, bu dünyamız. Üzerinde yaşadığımız dünyamız. Dünyamız sularla ve karayla kaplı. Kuzey kutbu ve güney kutbu. İki yarım küreden oluşan dünyamız. Üst tarafına kuzey yarım küre, alt tarafına güney yarım küre diyoruz. Bizim ülkemiz kuzey yarım kürede bulunuyor. Evet, dünyamızı da tanıdıktan sonra bakalım şimdi resim dersine geçelim. Ne dersin Ece? Evet öğretmenim. Resim dersinde
bugün öğrendiğimiz gibi dünyamızı çizelim. Dünyamızın nasıl olmasını istediğimizi çizelim. Onu güzel renklendirip boyayalım. Peki öğretmenim. Evet Ececiğim, sana boya kalemlerini veriyorum. Önündeki resim defterine çiz bakalım. Tamam öğretmenim. Ben de bu arada tahtayı temizleyeyim. Bir sonraki derse hazırlık yapalım. Evet çocuklar. Nasıl gidiyor bakalım? Ece resim nasıl gidiyor? İyi gidiyor öğretmenim. Dilerseniz resimlerinizi de evde de tamamlayabilirsiniz. Hadi bakalım siz devam edin. Biraz sonra teneffüs dili çalacak. Yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra tekrar sınıfa geleceğiz, tamam mı? Tamam öğretmenim. Çaldı. Hadi bakalım herkes yemeğini yesin yemekhaneye. Hadi bakalım. Tamam.